Selamünaleyküm arkadaşlar. Arzunuza bakacağız yine. Ben şöyle bismillah deyip başlayalım. Bu verdiğimiz ham petek. Kabartmışlar. Ben demin açtım biraz. Arı çekildi. Körük kullanmıyorum şu an. Maşallah. Gördüğünüz gibi bu da verdiğimiz bir ham petekti. Arı kabartmış. Yavruyu basmış. Burada günlükler, larvalar mevcut. Şöyle göstereyim. Arının rengi maşallah ışıl ışıl. Varava gözükmüyor. Tabi olan varavalar da şu an erkek gözlerinde kuluçkadalardır. Çok güzel görünüyor. Hemen bir diğer peteğe geçelim. Şu an sabah saatlerindeyiz. Saat 8'e geliyor. Daha arı uçuş tam yapmadı. Ama işim var. O yüzden erken girdim bugün arıya. Evet. Kapalı. Full yavru. Paket yavru. Bir arkasına bakalım. Evet. Çok güzel. Maşallah. Hemen hemen boşluk yok. Güzel bir ana arı. Bundan çoğaltacağız. Nasıl çoğaltacağız? Heves memeleri yapıyor. Onları temizlemeyeceğim. Onların içine günlük koyacak. O günlüklerin içinde ana arılar oluşmaya başlayınca bunun ana arısını bölüp alacağım. Ve diğer kalan memelerden bölmeler alarak kovandan çoğaltacağız. Bu kovanı kat da vereceğim. Ne zaman dönerse oğla o zaman ana arıyı alacağım içinden. Böyle bir sistemle. Evet. Çok güzel. Diğer peteğe bakalım. Bunlar kışı 3 çıta geçiren arılarımız. 3 çıta geçiren, 4 çıta geçiren arı daha güzel gelişiyor. Yani tam bal akımına mevcudu olan yetişiyor. Ama bu sene bal akımı biraz sıkıntılı bizim burada. Ağaçlar çünkü yandığı için. Şurada ana arımız mevcut. Kanatlarını ben kestim. Bu yerli arımız. Kılıç arısı. Bir diğer peteğe bakalım. Bu da 2 numaraya verdiğim ham petek. Geçen hafta vermiştik. Bir haftada kabartmışlar. Ve günlük var. Hatta larvaya dönenler var içinde. Ben görüyorum. Çok güzel işlenmiş. Yumurtaya hazır. Yumurtayı da atmış zaten ana arı. Arkasına bakalım. Evet. Güzel gelişiyor, evet. Bir de duvar çıtasına bakacağız. Evet, duvar çıtası da böyle. Şurada
Larvalar var, günlükler var. Şura patlamış, çıkan olmuş. Şuralarda erkek yatmış köşelere. Şurayı kesmiştik. Kestiğimiz yere erkek görmüşler. Normal. Dip köşe kenarları. Hatta orada heves memeleri de var. Günlük çıkan arıların rengi de beyaz beyaz. Şurada. Belli oluyor bakın mesela. Şunlar yeni doğanlar. Bebeler. Bir arkasına bakalım hemen. Evet. Kovanda işler iyi gidiyor. Oğul ölmesinde sıkıntı yok. Zaten oğuldan çoğaltacağım. Memelere günlüğünü atsınlar. Sıfır günlük yumurtadan ana arı yaptıracağız. Ana arısını bölüp alacağız iki çita. Geri kalanı da artık kat verirsek katta, kat veremezsek üçer çita şeklinde böleceğim. Dediğim gibi bu sene bal bizim burada sıkıntılı. Olmayabilir. Evet, bir diğer kovana geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şu aramıza baktık. Şimdi bunda. Bu da kışı 3 çıta geçiren aramız. Bu karniyol. Karniyol bir ara bu. Önce şu verdiğimiz, fazla verdiğimiz çıtaları bir alalım rahat çalışmak için. Evet. Kasma ve hamı çıkardık. Biliyorsunuz fazladan veriyorum. Evet. Bu peteğe güzel bir bal çekmişler. Işıl ışıl. ...2022'nin... İlk balları diyebiliriz. Araya verdiğimiz ham peteğe bakalım bir. Evet. Bunda kabarmışlar ama şu an yumurta atımı yok. Daha kabaracak. Tam oluşmamış. Aynen bu tarafı da kabarmış ama yumurta alacak seviyede değil. 1 milim falan daha ister. Evet, burada güzel bir kapalı yavrumuz var. Güzel. Gelişiyor. 3 çıtaydı. Kışın hatırlıyorsanız. Üstünde şeker poşeti vardı burada hatta. 3 çıta şuradan sardım, duvarı vardı. O arı bu. Bunu da çoğaltacağız. Bunun arasından karnıyoldan. Evet, şu peteğin alt kısmını kesip atmıştım. Oraya erkek gördü. Üst tarafı yavru. İç arı gözü yani. Aşağı taraf erkek. Sana bakalım. Evet. Bu aramızın da rengi güzel, ışıl ışıl. İçinde kanansız falan görükmüyor. Harbi almış arı görükmüyor, güzel. Aslında böleceğimiz arılara duman verebiliriz. Bala çalışanlara kesinlikle dumanı vermiyoruz. Yani varova için. Amitraz.
Evet, burada da doğumlar başlamış. Üzerinde hep genç işçiler var. Güzel, evet. Bu da iyi gelişiyor. Duman kullanmıyorum şu an. Arı fazla saldırmıyor. Yerpetek. Burada günlükler doğmuş, günlük atmış. Bakın yeni doğanlar, yeni doğanlar belli. Renkleri böyle açık beyaz. Şuralarda heves memeleri dikmiş. Sıkıntı yok. Bunu da zaten oğul sistemiyle çoğaltacağım. Oğul verdirmeyeceğim tabii ki. Benim için önemli olan o heves memelerinin içine günlük yumurta atması. Günlük yumurta attığı zaman ana arılar kurtçuğa dönerken birlikte süt veriyorlar. Benim için önemli olan o. İlk günlük günden itibaren arı sütü yiyerek kraliçe oluyor. Ve kaliteli arılar oradan doğuyor. Evet. Alt tarafta oluşan memeleri kırıyorum ben. Evet. Tek de güzel. İki günlük de olay. Bundan patlamış yavru çıkmış. Şuna bakalım. Arkası da güzel. Evet, dediğim gibi içler doğuyor. Bayağı bir içi doğmuş. Buna ham petek vermem lazım. Haftaya kadar şişirirler. Çünkü yeni doğanlar mum kabartıyor. Süt üretenler de genç arılar. Ana arıyı besleyip obeze eden de onlar. İşte ana arı da burada, karnı yok. Kanadı kesik tabii ki. Benim kovanlarımın çoğunda ana arının kanadı kesiktir. Çiftleşme uçuşundan geldikten sonra yumurtayı düzenli attıktan sonra keserim ben. Çünkü buradan çıkıp şuradaki sıtmacıların depesine konduğu zaman fıttırıyorum ben. O yüzden çıkan kovanın önüne düşecek. Kovanın önüne zaten boş kovan koyuyorum. Koymasam bile babam burada. Babam ondan sonra kovanı alıyor zaten. Oğul verirse, gelmezsem. Evet. Yine mum vereceğim. Haftaya kat verebiliriz bu arıya. Çünkü güzel kapalısı vardı. Çıkarsa bu arı doldurur kendini. Hatta bundan sonra oğula bile döner bu arı. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.